Bilimle ilgilendiğimizde birçok şeyi tek başlık altında toplayıp çok 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 küçük dememiz çok normal. Mesela atomik ölçek ya da moleküler ölçek ya da protein ya da bir hücre dediğimizde bunların hepsini tek bir ölçeğe koyuyoruz ve evet bunlar çok 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 küçük şeyler diyoruz. Ama bu videoda bütün bu bahsettiğim şeylerin çok küçük ölçekte olmasına rağmen aslında boyutlarında çok büyük farklılıklar olduğunu size anlatacağım ve umarım hücre gibi çok küçük bir yapının bile ne kadar karmaşık olduğuna, ne kadar fazla mekanizmaya sahip olabileceğine, nasıl yaşayan bir organizma ya da bir organizmanın bir parçası olabileceği hakkında aklınızda bir fikir oluşturabilecek bilgiler size verebileceğim. Bunu vermeyi umut ediyorum. Şimdi burada bir su molekülü çizmeye çalıştım arkadaşlar. Oksijen atomu burada. Mor renkle çizdiğim atom. Ve bu oksijene bağlı beyaz renkle çizdiğim iki adet hidrojen atomu var. Bu su molekülünün boyutu aşağı yukarı 0.275 nanometre. Hemen hatırlatalım. 1 nanometre 1 metrenin milyarda biridir. Bunu yazıyorum. 1 metrenin milyarda biri. Bunu Kafamızı da canlandırmak için şöyle düşünelim. Bu 1 milimetrenin milyonda biri. Bunu da yazalım. 1 milimetrenin milyonda biri. Bence milimetre olarak düşündüğümüzde kafamızda canlanması daha kolay. Evet, işte bir su molekülünün çapı bu. Şimdi ölçeği biraz büyütelim. Şu ana kadar proteinlerle ilgili çok konuştuk. Ve burada gördüğümüzde eski arkadaşımız hemoglobin. Hoş geldin hemoglobin. Hemoglobinin genişliği 5 nanometredir. Diğer bir deyişle 1 metrenin milyarda 5'idir. Evet. Bu da çok çok küçük gözüküyor ve süper küçük kategorimizde yer alabilir. Ama bir su molekülünden çok daha büyük. Karşılaştırma açısından kolaylık sağlaması için burada hemoglobin ile bir su molekülünü aynı ölçekte çizmeye çalıştım. Burada gördüğünüz bu minik şey bir su molekülü su molekülü ve bir protein gibi iki küçük yapıyı kıyaslıyor olsak bile arada boyut olarak da ve karmaşıklık olarak da iki açıdan da çok dramatik bir fark olduğunu bu çizimlerden anlayabiliriz. Proteinin yapısı hakkında konuşmuştuk. Biyolojik sistemler içinde bütün o ilginç şekilleri nasıl aldıklarından ve onca karmaşık ve şaşırtıcı görevleri nasıl üstlenebildiklerinden bahsetmiştik. Şimdi ölçeği biraz daha arttıralım gelin. Bunun için bir virüsü inceleyelim arkadaşlar. Burada çok bilindik bir virüsü, HIV virüsünü çizmeye çalıştım. Esasen HIV virüsü en büyük virüslerden biridir. Yani ölçü olarak en büyük virüslerden biridir ve çapı kabaca 120 nanometredir. Bu hemoglobini bu virüs ile aynı ölçekte çizelim. Hemoglobin bu kadarcık olur ve bu ölçekte su molekülünü göremeyiz bile. Ama bu bile hala çok çok küçük bir ölçü. 120 nanometre, 1 metrenin milyarda 120'sidir. Yani bu da hayal edebileceğimizden e, çok daha küçük herhalde arkadaşlar. Yani hayal edemeyeceğimiz kadar küçük. Şimdi bir sonraki ölçüye geçelim. Burada gördüğünüz bu ürpertici resim bir T hücresinin resmi. Bunu da yazalım. T hücresi. Burada gördüğümüz bu mavi kısım bir T hücresi. Ve bu T hücresinin üzerinde gördüğümüz bu sarı kısımlarsa T hücresinden faydalanmaya çalışan HIV virüsleri. HIV virüsü kendini çoğaltabilmek için T hücresinin mekanizmalarından faydalanır. HIV virüsü kendini ancak T hücresinin küçük bir kısmında çoğaltabilir. HIV virüsü T hücrelerinin çoğunda başarılı bir şekilde çoğalamaz ama hücrenin ölmesine yine de sebep olabilir. İşte resim de aslında bu yüzden ürpertici. Bakın HIV virüsünün boyutu T hücresine kıyasla ne kadar küçük. Bu küçük sarı şeylerin her biri bir HIV virüsü. Bir HIV virüsünün hemoglobin gibi bir proteinden çok daha büyük olduğunu görmüştük. Buradaki ölçekte de hemoglobin belki ancak bir piksel olarak gözükebilir. T hücresine benzer bir ölçekte burada gördüğümüz gibi al yuvarlarımız var bu sağ altta gördüğümüz resim sayesinde aslında bir al yuvar ve bir T hücresini yan yana kıyaslayabiliriz. Bu görüntü bir elektron mikroskobu kullanılarak elde edilmiş. Ve gördüğümüz gibi al yuvar ile T hücresi kabaca aynı boyuttalar. Bir al yuvar 6 ila 8 mikrometre genişliğindedir. Yani bir metrenin milyonda 6'sı ila 8'i demek. Eğer ortalama 7 olarak kabul edersek 1 metrenin milyonda 7'sidir diyebiliriz. Burada su molekülünden konuşurken 1 milimetrenin milyonda birinden bahsediyorduk. Buradaysa 1 metrenin milyonda 7'sinden bahsediyoruz. Bu alttaki resimde bir HIV virüsü ile bir T hücresini birebir kıyaslayabilmiştik. Kafanızda boyut olarak bir fikir oluşması açısından şunu söyleyeyim. Buradaki al yuvarların her biri kabaca 280 milyon hemoglobin molekülü içerir. 280 milyon. Yani bunların her biri bunlardan 280 milyon tane barındır, barındırabilir içinde. Umarım aklınızda ölçüye dair bir fikir oluşmuştur arkadaşlar. Bu kadar büyük ölçeklerden, daha doğrusu küçük ölçeklerden bahsederken benim de gördüğünüz gibi 10 defa dilim sürüştü. Her ne kadar hücreleri hayal edilemeyecek kadar küçük yapılar olarak sınıflandırsak da aslında proteinlere kıyasla çok çok daha büyük yapılardır. Hele ki moleküler ya da atomik ölçekteki çok çok küçük yapılarla kıyasladığımızda bunlar inanılmaz derecede büyük kalırlar. Hücreler aslında bu yüzden ilginçtir. İçlerinde birçok karmaşık yapı barındırırlar. Şimdi de hücrelerin aslında ne kadar küçük yapılar olduğunu düşünelim. Az önce buradaki al yuvar ve T hücrelerinden bahsetmiştik. Bu hücreler inanılmaz derecede karmaşık yapılardır. Fakat eğer burada bu al yuvarla kıyaslamak için bir insan saç telinin genişliğini çizecek olursam bu videonun görüntüsünün toplam genişliği kadar olur. Yani kabaca buradan buraya kadar uzanır. Aslında farklı boyutlarda saç telleri var fakat al yuvar ölçeğinde bakarsak aşağı yukarı bu kadar olur. Tabi eğer hemoglobin ya da su molekülüyle kıyaslayacak olursak çok 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 daha büyük olacak. Saç telinin genişliğini görebilmeniz için size tavsiyem kafanızdan bir saç teli koparın. Beyaz bir sayfa üzerine koyun. Saç telinin genişliğini anlamak bile zorken şimdi de bundan hareketle bir al yuvarın boyutunu düşünün bakalım. Sonra da al yuvarın moleküler ölçekte ne kadar büyük olduğunu hayal edin.